80 sene küfür delalet içerisinde dolaşan bir kimse, küfür delalette her türlü fenalığı icra etmiş, 80 sene sonra aklı başına gelmiş. Olur ya, Allah'a rücu etmiş. Allah demiş, Cenab-ı Hak lebbey kulum diyor, ne istiyorsun benden diyor. Rahmeti bu kadar geniş. Efendim yapmadığı fenalık yok bu adamın. Rabbül Alemin biliyor onun yaptığı fenalığı, yapmadığı fenalık. Allah dedi mi Cenab-ı Hak cevap verir. Hemen derhal. Çünkü neden? Allah'a karşı yürüyene karşı Allah koşarak gelir. Rahimdir, Rahmandır, Latiftir, Kerimdir, Gafurdur, Gaffardır. Nice esması vardır ki onları biz dahi bilmeyiz. Kendine mahsus esmaları vardır. Esma-ül Hüsna'sını Habibi Muhammed'ine talim buyurmuştur. Tevrat'ı ile İncil'i ile ilan etmiştir. Kur'an-ı Mübin ile de zahir kılmıştır. Fakat nice esması vardır ki Hak Teala'nın onu biz bilmiyoruz. Kendine mahsus esmaları vardır Allah'a. Hatta bir veliullah'a sormuşlar bu 99 esma için. Esma 99 sene değil. 1001 esma 99'un içindedir. 99 esma da sıfat-ı zatiye ve sıfat-ı subutiye de tutulmuştur. Bakarsan öğrenirsen eğer. Demişler ki bu 99 esmadan hangi esma Allah'ın ismi azamıdır demişler. O veliullah demiş ki büyük isim, ismi azam demek, gençler için söylüyorum bunu. İsmi azam demek, büyük isim demek. Allah'ın büyük ismi, Hak Teala'nın hangi büyük ismi, hangi isimdir deyince o veli demiş ki Allah'ın küçük ismi yok ki, bana küçük ismini gösterin bakayım demiş. Hepsi büyüktür, hepsi azamdır. Hangi esmasıyla ona dönersen o sana cevap verir. Fezkürûni eskürükümde o işaret vardır. La ilahe illallah dersen seni şirkten temizler. Şirke atmış olursun. Çünkü altında la mabude illallah vardır onun manasında. Estağfirullahel azim dersen Allah'ın mağfiretini talep etmiş olursun. Af olursun. Allah sana cevap verirsin. Af eder yani. Rızık istersen, rezaketine ya razak diye seslenirsen rızkıyla mütenayim kılar. Yalnız dünya rızkı manasına değil. Çok adam rızık denildiği vakitte yalnız işte alınan, edilen, yenen şeyleri zannediyor. Parayı zannediyor. O demek değildir rızık. Senin burada şimdi aldığın da bir manevi rızıktır. Bir haz duyuyorsun ya Allah'ın kitabından, Resul-i Ekrem'in sözlerinden, namazdan, o da bir rızıktır. Rızkın da en alasıdır. Çünkü ruhun gıdasıdır. Hangi esma ile Allah'a zikredersen Cenab-ı Hak sana cevap verir. Çünkü yürüyene koşarak gelir. Hiçbir kulunu kapısından kovmaz. Kim iltica ederse Cenab-ı Hakk'a mutlaka istediğini Hak'tan koparır. Efendiler bir de şu mesele var, bunu da söylemeden geçmeyelim. Efendim ben çok şey istedim, Allah bana vermedi. Sakın deme ha. Hakk'ın kapısına gidip Allah'tan Allah'ın esmasını anarak ve kalbinden Allah'a inanarak, Resul-i Ekrem'i şefi tutarak Allah'tan ne istediğinse sana verilmiştir. Bu iki türlü verilir. Bir dünyada verilir, bir ahirette. Ahirete taalluk eder iş. Dünyadaki fanidir madde kısmı. Gelip geçicidir. 10 bin apartman oldu, bir İstanbul senin oldu, bütün Türkiye senin oldu, bütün dünya senin oldu. Bırakıp gideceksin. Bunu kafana koy. Padişah, paşa, vezir, kral, emir, zengin, fukara. Hiçbir fert yoktur ki ölümün tadını tatmaya. Mutlaka ama er geç. Hiç kimse ölüme çare bu. Öyle kültün fi burucun müşeyyede ister demir kalalara gir, ister burçlara çık, ister yedinci katı semaya saklan, mutlaka seni ecel gelip bulacaktır. Bu da iki türlü daima söylüyorum ki bunun imanın cilasıdır yani müminler. Ölümden korkmayınız. Yalnız ölüme hazırlık yapınız. Ölüm müminler için olumdur, kafirler için ölümdür.